Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta ücretsiz evrensel şifa enerjisiyle ilgili, şifacılıkla ilgili derslerimize başlamıştık. Bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bazı başlıkları yavaş yavaş inceleyeceğiz, detaylandıracağız. Özellikle hem pratize etmek istiyorum sistemi, daha kullanışlı hale getirmek. Hem de bu tür bir sistemi kullanırken, yani enerji şifacılığını kullanırken unutmamamız gereken hassas bazı ayrıntıların üzerinde durmak niyetindeyim. Aslında spiritüel çalışmalar, enerji çalışmaları ya da meditasyon çalışmaları bunlar gerçekten insanı çok rahat egoya da sürükleyebilen çalışmalar olduğu için mutlaka belli bir farkındalık seviyesini korumak ve niyetin aydınlanma çizgisinde kalmasını sağlamak çok önemli. Bugünkü konumuz çakralar üzerine olacak. Tabii çoğumuz çakralarla ilgili birçok şey okuduk, duyduk, işittik. Çakra birçok kişi için artık tanıdık bir kavram oldu. Fakat yoga gibi, çakra gibi, çakra bilimi gibi bu tür öğretiler esasından özünden kaydı. Yani bir aydınlanma çalışması, bir aydınlanma yolculuğu olduğu ve esasın bedeni şifalandırmak, enerji bedeni şifalandırmak değil, aydınlanmak olduğu gerçeği unutuldu ve böylece ikinci plana düştü. Şimdi bizim burada yapmamız gereken, özellikle bilmemiz gereken gerçek şifanın evrensel tekliği tanımak olduğudur. Çünkü hastalık da insan için bir gelişim sürecidir. Eğer hiç hastalık olmasaydı, insanlık ailesi hiç ormandan da çıkmayacaktı. Hiç hata yapmasaydık, hiç öğrenemeyecektik. O yüzden bizim çakraların döngüsünü öğrenirken kaderin döngüsünü ve şifanın döngüsünü öğrenirken evrenin işleyiş şeklini de öğrendiğimizi hatırlamalıyız. Özellikle şifa ile ilgilenen kişi, şifa enerjisinin niyetleneni, şifaya niyetlenen kişi, evrensel şifaya, Allah'ın Şafi ismine bir aynadar olduğunu, bir musluk olduğunu, bir aracı olduğunu unutmamalı. Benlik ne kadar geri çekilirse, enerji akışı da o kadar saf, duru ve temiz olacaktır. Biraz çakraları konusuna yavaş yavaş giriş yapalım bu bağlamda. Çakra kelimesi Sanskritçe kökenli bir sözcük ve Türkçe dediğimiz dilin içerisinde de çark kelimesi var. Mesela bunlar aslında köken olarak aynı yerden geliyorlar. Çakra da zaten dönen ateş topu demek. Kimileri Budizmin bazı kaynaklarının da eski Türk şamanizmiyle ortak köklere dayandığına inanırlar. Evrende her şey döngüler halinde ilerler. Zaman döngüseldir mesela. İşte içinde bulunduğumuz gezegen onun bir güneşin etrafında döner. Güneşin aktığı başka bir yörünge vardır. Enerji bedenimiz de aynı şekilde evrenin içerisinde bazı katmanları izler. Vücutta 7 tane ana çakra vardır. Bunlar her biri hormon bezlerinin yakınlarındadır. Örneğin işte tepe çakra beynimizi sembolize eder. Üçüncü göz epifiz bezini ve pineal glandı sembolize eder. O noktada boğaz çakrası tiroid bezine, dördüncü kalp çakramız dediğimiz çakra timüs bezine, üçüncü çakra mide çakrasına, ikinci çakra hem böbrek üstü bezlere hem kadın ve erkeğin üreme organlarına, kök çakra ise kuyruk sokumundan yelkovaya bağlantılı ve her biri aynı zamanda belli hormon bezleri ve organların etrafındadır. Evrende yedili bir sistem var. Bu yedili sistem Fatiha'da örneğin 7 ayettir. İşte gökkuşağının 7 rengi vardır. 7 nota vardır. Gökyüzünde 7 astrolojik kat vardır. 8.'si sabit yıldızlardır. Kozmik varoluştan, gezegen döngülerinden akan enerjiler çakralar yoluyla bedenimizi, beynimizi programladığı gibi bizim çakralarımızdan evrene yayılan enerjiler de evrende bazı katmanların programlanmasında görevlidir. Tabii ki kimin için? Bedensel kesafetinden kurtulmuş, latiflik kazanmış, evrensel şuur kazanmış, iman kazanmış, Allah'ın nuruyla nurlanmış insan için. O zaman insanı kamil,
vücudu sadece vücut olmaktan çıkan, vücudu hakkın vücudu olup hakkın eliyle tasarrufta bulunan kişi olur. Şimdi çakraların nitelikleri aslında hayatımızın her alanında etkili. Örneğin biz birini sevdiğimizde ya da sevdiğimiz birini düşündüğümüzde kalp çakramızdan o kişiye doğru bir enerji akışı olduğu gibi biz aynı zamanda Allah'a sevgi gönderdiğimizde de fiziksel bedenimizle beraber kalp çakramız da açılır. Mesela İnşirah suresine bakıyoruz. İnşirah şer, açmak demektir. Demek ki Allah'a yönelende de kalbinde, algısında bir şer, bir açılma oluyor. Buna mesela yoga öğretisinde bhakti yoga denir. Yani sevgi yogası. Allah'a kalpten adanma aynı zamanda kalp çakrasını da açar. Ya da mide çakrasını düşünelim. Mide çakrası insanın hem ekonomik döngüleriyle, yani üçüncü çakra, midenin üst bölgesindeki çakra, insanın hem ekonomik döngüleriyle ilgilidir, hem de aynı zamanda sosyal ilişkileriyle de ilgilidir. Aynı zamanda içsel boşluğu sembolize ettiği için insanın kalp çakrasından ilk mide çakrasına geçen bölümü olduğu için, solar plexus yani güneş sinir ağı ile bağlı olduğu için Ezzahir ismine ve Hay ismine aynedardır. Eğer bir insan hayat doluysa ve zahir olanlara daha olumlu anlamlarda daha iyi hakimse onun mide çakrası da güçlü olacaktır. Şimdi çakralara burada bir ara verip biraz zaman ötesi varoluş döngülerinden bahsetmek istiyorum. Bizim gözlemleyemediğimiz düzeylerde varlık gruplarıyla bir anlamda esma akrabalığımız vardır. Yani Allah isimleri yönünden akrabalığımız vardır. Bu ne demektir? Örneğin sevgi dolu insanlara örnek alalım. İçinde aşk dolu olan insanlar. Onların kalp çakraları daha yoğun çalışır doğal olarak. Aynı zamanda bu insanlar Vedud esmasıyla yani Allah'ın sevgisiyle yoğrulmuş daha güçlü yayın yapan varlıklarla da ortak iletişim içindedirler. Aynı şekilde sadece kalp çakrasının bağı sevgi dolu varlıklarla bağlı kalmaz. Aynı zamanda kalp çakrasının bu bağı gelmiş, şimdi yaşayan ve gelecekte olan bütün velilerle de ortak bir enerji bağına hakimdir. O yüzden insanın fiziksel bedeni sadece fiziksel bedeni değil, evrene ve sonsuzluğa açılan bir kapıdır. O yüzden aydınlanmışlar çoğu zaman bedenin bir mabet olduğunu, bedenin Allah'ın evi olduğunu, kalbin Allah'ın gerçek beyti kâbesi olduğunu söylemişlerdir. Varlıkta genelde dönüş yönü bizim fiziki alemimizde saat yönündedir. Fakat kalp çakrasında baktığımızda tam kalbin üzerindeki enerji döngüsünün saat yönünün tersine olduğunu görürüz. Aynı şekilde Kabe'nin dönüş yönü de saat yönünün tersinedir. Yani alışılmış olan dünyevi akışın tersinedir. Buda'nın sembolize edildiği resimlerde de Buda'nın kalp çakrası üzerindeki enerji döngüsünün saat yönünün tersinde olduğunu görürüz. Yani alışılmış rutinin dışındadır. Bütün gezegenler saat yönünde dönerken sadece Venüs gezegeni saat yönünün tersinde döner. Yani gördüğümüz bu döngüsel ortaklıklar sadece çakralar arası münasebetle kalmaz. Gezegen döngülerinden ilişki döngülerine kadar karşılıklı etkileşimler içindedir. Peki bu döngülerin fark edilmesi benim için neyi değiştirir? Örneğin insanlara bakalım. Genelde zihinsel döngüleri içinde yaşadıkları için kozmik ve evrensel döngüleri ya da esmaların oluşturduğu, onların cazibe alanıyla oluşturduğu döngüleri fark edemezler. O yüzden o zihinsel döngüleri gereği genel olarak insanlar zihinlerinde kurguladıkları günlük kaygıları, geçmiş ve gelecek kaygıları veya ilişkilerine dair kaygılarından dolayı hep kendi kafalarının içinde bir hologramda yaşarlar. Yani evrenin holografisinin içerisindeki yerlerini algılayamadan, sürekli evrensel enerji akışından istifade edemeden, Allah'ın nurlarını fark edemeden yaşarlar. Halbuki kişi eğer zihnini geçmiş ve gelecekten ve benlik duygusundan arındırırsa, o zaman ne olur? Sadece bir zihinsel çemberi kalkmakla kalmaz. Ayrıca vücudundaki bütün çemberler, çakralarda
evrenle bir ve bütün uyumlu halde çalışır. Şimdi insan bedeninde 7 tane ana çakra vardır. 21 tane üçüncü çakra vardır. 3000'in üzerinde de ikinci çakra vardır. Çok özür dilerim. 3000'in üzerinde de üçüncü çakra vardır. Birinci çakralar ana, az önce saydığımız hormon bezlerindeki kapılar. İkinci çakralarsa çakraların yan tarafındaki alanlardır. Mesela kalp çakrasının yanında da hem sağ tarafında hem de sol tarafında birer çakra vardır. İnsanın bedeninin sağ enerji yakası erin, sol enerji yakası ise dişildir. Hazreti Muhammed Efendimiz'e işte peygamberlik açıklamasını geri döndürmesi için teklifte bulunduklarında ne diyor? Eğer sağ elime güneşi, sol elime de ayı verseniz ben bu iddiamdan vazgeçmem diyor. Biz tabii kadim çizimlere baktığımızda sağ elin güneşle bağlantılı bir enerji döngüsü oluşturduğunu, sol elin ise ayla bağlantılı bir enerji döngüsü oluşturduğunu görüyoruz. Yani sağ taraf eril ve güneş ve yang etkinken sol taraf ise dişil, yin etkiler taşır. Yani ikinci çakralar dediğimiz çakralarda aynı şekilde sağ taraftaki özellikler daha eril, sol taraftaki özellikler daha dişildir. Ve anne babalarıyla bağlarını temizlememiş insanlarda da anne babasının herhangi birinin enerji düzeninde sorun olduğunda da kişilerin sağ veya sol enerji katmanlarında bozulmalar ya da etkileşimler olur. Ya da en basitiyle benim test ederken gözlemlediğim, şimdi buradaki bir masaj noktası var. Resulullah'ın da olmasını tavsiye ettiği. Akupunktur'da kullanılan, Shiatsu'da kullanılan bu noktalarda zaten birer döngüdür ve birer çakradır. Eğer bir kişinin sağ elindeki şu mide noktasıdır aynı zamanda ağrıyorsa, o kişinin erkeklerle olduğum tartışma yaşadığımız sol tarafında bir ağrı varsa da eğer, yani gene aynı şu noktada, ters yansıma yaptığı için görüntüyü yönlendirmekte zorlanıyorum canlı yayın olduğundan. Buradaki bölgeye hafifçe bastırdığınızda eğer burası sol taraf acıyorsa bu daha çok o gün karşınıza çıkan kadınlarla ya da ailenizden kadınlarla sorunlar yaşadığınızı ya da dişil enerji alanınızla ilgili sorunlar yaşadığınızı gösterir. Şimdi insanın bedeni dişil ve eril döngülerle, aynı zamanda gezegenlerin döngüsüyle, aynı zamanda galaksilerin döngüsüyle, aynı zamanda meleklerin döngüsüyle ve en önemlisi her an yeni bir şende tecelli eden Allah isimlerinin oluşturduğu döngülerle sürekli bir yenilenme ve akış içerisindedir. Zihinsel düzeyde bunu fark etse de, fark etmese de bu işlev sürekli devam eder. Bizim hastalık dediğimiz insanın enerji bedenine ve fizik bedenine dair döngülerin evrensel döngülerle uyum içermemesinden kaynaklanır. Yani eğer dönemin bulundurduğu enerjiyle sürekli senkronize olamıyorsa, yani kişi enerjisini sürekli yeni enerji, evrensel enerjiye açık tutamıyorsa, o zaman otomatik olarak hastalıklar ruhsal veya fiziksel çakralardan kaynaklı baş gösterebilir. Tabii altını çizerek söylemem gerek, biz burada doktora danışmadan hiçbir tedavini yerine konan bir uygulama yapmıyoruz. Biz sadece terapi amaçlı enerjisel farkındalığımızı arttıracak ve psikolojimize iyi gelecek bazı teknikleri bilgi paylaşma anlamında paylaşıyoruz. Şimdi buraya kadar dinlediğinizi varsayarak, dinlediğiniz alanlarla ilgili sorusu olan varsa eğer ben de cevaplamaya hazırım. Çünkü yorumlardan cevaplarınızı okuyabilirim. Eğer yorum yazarsanız şu an çakralarla ilgili size cevap verebilirim. Hem de daha interaktif olmuş olur. Bir su arasın. Bir yandan ben devam edeyim. Eğer akışta bir soru görürsem hem de onu aynı zamanda cevaplandıracağım. Sanırım birkaç dakika arayla size canlı yayın ulaşıyor. O yüzden ben konuşup sorduktan sonra sizin yorumunu görüp bana dönmeniz oluyor. Şöyle diyelim. Mesela siz bir eylemde bulunursunuz. Bu bulunduğunuz eylem öylesine yıkıcı bir döngü oluşturabilir ki çağlar boyunca sizi, milletinizi, akrabalarınızı, dostlarınızı, sevdiklerinizi etkileyebilir. Mesela bu aynı zamanda onların kadersel döngülerine de etki eden başka bir döngü oluşturur.
O yüzden şifacılıkta örneğin kişilerin aynı zamanda geçmiş atalarından gelen döngüleri de şifalandırırız. Şimdi birkaç soru gelmiş, onları bir yandan cevaplayacağım. Tasavvuftaki letaif mi çakralar? Evet, bir kısmı bunlar, fakat tasavvufta 7 çakradan daha fazlası da tanımlanmış. Tepe çakranın üzerinde de başka enerji alanları tanımlanmış. Bunlar o 13'e, bazen 900 katmanlı katmana kadar tamam tanımlanmıştır. Hipotiroid hastasıyım, boğaz çakram kapalı mı, nasıl açarım? Şimdi güzel bir soru. Şimdi oradan devam edelim Seher Hanım'ın sorusundan. Bizim illaki boğazımızdaki hastalık boğaz çakramızdan kaynaklanmayabilir. Örneğin migren ağrısını ele alalım. Migren ağrısı çoğunlukla üçüncü gözle kaynaklı olduğu gibi mide çakrasıyla da ilişkilidir. Yani o yüzden migren ağrısı aynı zamanda mideye de vurur. Ya bunu ben bireysel deneyimlerimden biliyorum. İlk şifa uygulamaları yaptığımda çok ağır ataklar geçirmiştim. Sonradan tabii benzeri baş ağrıları yaşamadım. Yani adeta midemden kan gelinceye kadar hem baş ağrısıyla senkronize bir bedenim tepki verdi. Fakat sonrasında çok büyük açılımlar yaşadım. Şimdi başka bir soru var. Yani gördüklerime, gözüme takılanlara cevap vereceğim. Üçüncü göz çakramızı, yani sezgilerimizi nasıl aktive ederiz? Rüzgar Özgür'ün sorusu. Üçüncü göz dediğiniz bizim aslında her çakranın belli bir algı yetisi vardır. Mesela kök çakranın duyusu kokudur. İkinci çakra, kemer bölgesinde bulunan ikinci çakranın duyusu tad almadır. Üçüncü çakranın duyusu görme, dördüncü çakranın duyusu dokunma, beşinci çakranın duyusu da işitmedir. Yani her çakra aynı zamanda bedende bazı duyuları yönetir. Altıncı çakra ise bütün bu beş duyunun sentezidir. O yüzden bizim sezgilerimizi arttırmak dediğimiz aslında beş duyunun evrensel farkındalık ve sembol okumayla doğru kullanımıdır. Yani tek başına buradan bir enerjiyle bunu açacağım ve duyularım açılacak anlamına gelmemeli. Tek düze düşünülmemeli. Şimdi birkaç yıl önce psikolojik bir sorun yaşadım. Korku, kaygı, tasa, endişe vardı. Mide çakrası tıkalı mıdır acaba? Birçok çakrada olabilir ama çakralar çok kısa sürelerde de tıkanır, açılır. Mesela üzüldüğünüz bir olayı düşündüğünüzde birçok çakranızın tıkandığını eğer tespit çalışması yaparsanız görürsünüz. Ama hemen bir Fatiha okursanız ya da canı gönülden Allah'ı anar yönelirseniz anında o çakraların açıldığını da görürsünüz. Çakraları nasıl anlarız? Açık mı, kapalı mı? Bunlar için birkaç yol var. Önce basit bir yol olarak ellerinizi çakraların üzerinde 5-10 santimlik mesafede indirir, kaldırırsanız eğer ellerinizde yeterli sezgisel hassasiyeti olduysa o çakra açık mı, kapalı mı anlayabilirsiniz. Ya da sarkaç kullanabilirsiniz. Ve sarkaç yoluyla, sarkaç çünkü insan beyninin ve vücudunun anten gibi kullanılabilmesi için hassas bir araçtır. O çakranın dönüş hareketiyle de bakabilirsiniz. İlerleyen derslerimizde sarkaçlarla şifaya da gireriz. Orucun çakralarımıza ne gibi etkisi olabiliyor? Şimdi Atilla Bey'in sorusundan devam ediyorum. Orucun çakralarımıza ve bütün fiziki bedenimize de tabii çok büyük faydaları var. Ama şunu anlamamız gerek. Mesela ruhsal döngümüzde açılan bir kapı fiziksel veya çakra döngümüzde sorunlar yaratabilir. Örneğin Resulullah Efendimiz'e vahiy gelirken baş ağrıları yaşarmış Efendimiz. Bu baş ağrıları onun üçüncü gözünün de aynı zamanda çok aktive olduğunu, bunun bu kadar güçlü bir enerjiyi herhangi bir çakra bedenin ve fiziksel bedenin kaldırmakta ne kadar zorlandığını gösteriyor. Yani siz bir kişinin üçüncü gözündeki bir tıkanma o kişinin ruhsal olarak tıkalı olduğunu göstermeyebilir. Yani bir kişi evliya olabilir ama çakraları da tıkalı olabilir örneğin. Şimdi birçok soru var ama konuları çok dağıtmadan gitmek istiyorum. Menisküs yırtılması var ve varis hangi çakrayla ilgili, şifa için hangi çakrayı çalıştırmak gerekir? Şimdi kök çakranın hem kaslarla hem kemiklerle hem de fizik yapıyla alakası var. Fakat hiçbir zaman şifa tek başına bir çakranın iyileşmesi değildir.
Örneğin şöyle düşünün. Bir evde sadece mutfak olsa. O ev sizin için kullanışlı olur mu? Ya da bir evde sadece banyo olsa. O zaman o ev sizin için kullanışlı olur mu? Hayır. Yani nasıl bir evde mutfağa ihtiyacınız var? Aynı zamanda bir evde sizin yatak odasına ihtiyacınız var, banyoya ihtiyacınız var. Bunun gibi şifa da bedenin bütününe, enerji bedenin bütününe uygun bir şekilde yapılmalıdır. O yüzden yapacağınız şifa çalışmasından önce tabii aynı zamanda doktorlarla eş bir şekilde çalışmanız gerekir. Yani Batı ve Doğu tıbbı birbirinden ayrı iki tıp değildir. Sonuçta Allah şafidir. Bütün teknikleri sinerjetik olarak kullanmak gerek. Eğer çakralarla ilgili çalışma yapacaksanız da bütün çakraları terapilendirmeniz enerji bedenin iyileşmesi için faydalıdır. Tüm çakralarımızın dengeli çalışması için hangi prensiplerde yaşayalım, nelere dikkat edelim? Direk Hanım, bu sorunun çok basit bir cevabı var. Hazreti Muhammed'in yapın dediklerini yaparsanız, yapmayın dediklerini yapmazsanız ebedi çok dengeli yaşarsınız. Ama bu soruyu biraz bizim algımıza, dönemsel dilimize indirgersek, eğer ben evrensel ve kozmik tekliğin farkındalığıyla yaşar, insanları sever ve incitmezsem ve bilimsel, metafizik kurallara uygun yaşarsam, nedir bilimsel kurallar? İşte fazla yememin beni kilo almama yol açmasıdır. Eğer dikkat etmezsem bu tabii ki bedenimde bir enerji yüküne dönüşür. Nedir dini kurallar? Allah'ı tefekkür etmemi engelleyecek kadar yemememdir mesela. Uzaktan çakralara enerji gönderilir mi? Böyle bir durumda ses ya da görüntüler büyük görülebilir mi? Demiş Seher Aslancı. Evet, uzaktan enerji gönderilebilir. Çünkü enerji için zaman ve mekan yoktur. Aslında çakralarımız da zaman ve mekan ötesi bir döngüyle etkileşim içindedir. Bizim ezelimizde Allah'ın ilmindeki varlığımız daimidir. Yani biz daha doğmadan ve kainat yaratılmadan önce Allah'ın ilminde vardık. Buna ayağını sabite denir. Allah'ın ilminden olan döngümüz kozmosta sürekli bir hareketlilik yaratır. Biz zannediyoruz ki kozmosun içindeyiz. Halbuki kozmos bizim ayağını sabitemiz içindedir. O yüzden enerji için zaman ve mekan yoktur. Örneğin ben buradan bir ışık dalgasını güneşe göndersem ulaşması 8 dakika sürer. Ama ben güneşi düşündüğüm anda benim şuurum ve idrakim hemen orada. Yani düşünce ışıktan daha hızlıdır. O yüzden düşüncenizi yönlendirdiğiniz her yere enerjinizi de yönlendirmiş olursunuz. Ses ve görüntüler görebilirsiniz. Evet. Bunlar kişilerin vizyon yeteneklerine göre değişir. Fakat şifacılık seanslarında ya da farkındalık çalışmalarında muhakkak ben en azından 7 ayet perküsüyle 7 yana okunarak yapılan bir zırh uygulaması vardır. Onu tavsiye ederim. Böylece cinni frekanslardan gelen vizyonlardan korunmuş oluruz. Bu tür bilgiler aldığınızda da bunları benliğimize yormamamız gerekir. Çünkü benliği çok güçlü bir insanın da bütün çakraları açık olabilir. Ama göremediğimiz ruhsal letaifleri, ruhsal çakraları, farklı katmanlardaki enerji katmanları da aynı zamanda kapalı olabilir. Uzaktan olumsuz enerji gönderilebilir ve bizi büyülemek mümkün. Şimdi Atilla Bey, bu soru biraz özel bir soru. Ben şöyle düşünüyorum. Hiçbir büyü ayetlerden daha güçlü olamaz. Yani sizin yapacağınız ufak bir nefes meditasyonu ve aynı esnada Felak Nas surelerini tefekkür etmeniz, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaya çalışmanız ve Resulullah Efendimizin uyguladığı bir teknik var kendisine büyü yapıldığında. Hem enerji bedeninizi açar hem de çakralarınızın ve negatif etkilerini de arındırır. İşte Resulullah Efendimiz ne yapıyor? Bir ihlas okumuş, eline üflemiş. Bir Felak suresi okumuş, eline üflemiş. Bir Nas suresi okumuş, eline üflemiş. Sonra bunu tüm bedenine sürmüş. Bunu da kendisine büyü yapıldığında 11 kez tekrar etmiş. Yani hiçbir büyü ayetler kadar güçlü olamaz. Büyüleri çözdürmek için kimseye gitmenize gerek yok. Allah Resulü'nün bize anlattığı teknikler bizim için yeterlidir. Şimdi kaçırdığım sorular var mı? Bir yandan da yukarı doğru gitmeye çalışacağım. Biraz benim akışı, yani sorularınızı görmediysem tekrar yazabilirsiniz. Çünkü yukarı doğru yorumlar aktığı için ben bütün soruları göremiyorum. Sorularınızı ona göre devamında cevaplandırabilirim. Şimdi kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Nerede kalmıştık? Biraz çakraların nasıl şifalandırılabileceği ile ilgili temel bilgilerden bahsedelim.
Gülay Hanım zikirle çakralar açılır mı demiş. Tabii ki ibadetle çakralar açılır. Ama ibadetler çakraları açmak, beyni büyütmek ya da para kazanmak için yapılmamalı. Bu kesinlikle öncelikle Allah'ı tanımak için yapılmalı. Yani bedenini Allah'a teslim eden ve benliğinden sıyrılanın çakraları da artık Allah'a emanettir. Onları açmak için ayrıca bir zikir yapmasına gerek kalmaz. Fakat zihniniz çok meşgul oluyorsa, yani enerji çalışmaları esnasında sizin zihniniz çok meşgul oluyorsa, bunu Allah zikriyle yönelişinizle zihninizden kurtulur. Hem ibadet eder hem de o esnada da zikri daiminin nuruyla şifa bulmuş olursunuz. Beklentisiz olmalı. Ben de kesinlikle katılıyorum. Zikir ve hızlı nefes terapisi aynı mıdır? Çakraların şifasında kullanılabilir mi? Şimdi zikir Allah'ı hatırlamak demektir. Zaten nefes de Allah'ın her şeye hayat veren nurudur. Ben Adem'e kendimden nefes üfledim diyor. Bütün şifa çalışmalarında şifa veren Allah'ın şafi ismidir. Allah'ın nefesidir. Muhammedi nefestir, şefaattir yani. O yüzden zikir başka, nefes terapisi başka, şifa başka değil. Varlıkta her şey daimi olarak Allah'ı zikreder. Önemli olan bunu fark edebilmektir. Evet, her çalışma çakraların açılmasında kullanılabilir. Fakat ben hızlı nefes terapisini önermiyorum. Nefesi metodolojik olarak almak değil, nefesin Hak'tan geldiğini, Hakk'ın, Allah'ın canlılığıyla, Hay ismiyle bize hayat verdiğini ve bu akışın sonsuz kesintisiz olduğunu bilmek bizim için önemli. Yoksa oturup saatlerce zikir yapabilir veya meditasyon yapabiliriz, enerji çalışabiliriz ama farkındalığımıza yetmeyebilir. Beklentisiz olmalı demiş Hatice Hanım. Aslında orayı biraz açmakta fayda var. Şifa çalışmalarında kişi şifanın kendinden olduğunu umarsa veya düşünürse o zaman otomatik olarak ne oluyor? Enerjisinde bir düşme yaşıyor. Yani şifa esnasında şafinin Allah olduğunu veya enerji çalışması, çakra çalışması esnasında çakralarıyla ilgili bazı ışık meditasyonları vardır. Mesela her çakranın rengi olan ışığın o çakradan içeri girdiğinizi, bedensel ve ruhsal katmanlarınızı şifalandırdığınızı hayal edersiniz. Örneğin böyle bir çalışma yaptığınızı varsayalım. Böyle bir imajinasyon çalışması yaparken kesinlikle şifanın Allah'tan olduğunu bilmek ve inatla kesinlikle iyileşmeliyim gibi egosal bir hedef koymadan kendimizi o anki meditasyonun ve tefekkürün içine bırakmayı öğrenmemiz çok önemli. Ne zaman ki şifa egosal bir hedefe dönüşürse, o zaman şifa ile ilgili belli bir kesinti yaşarız. Rüzgar Özgür nasıl şifacı olabilirim diye sormuş. Bu dersleri izleyerek kendi özünüzde zaten daimi olan şifa mekanizmasını fark edersiniz. Hepimiz doğuştan şifacılarız. Çünkü hepimiz Allah'ın Şafi isminden zuhur ettik. Mesele o ki benliklerimizin perdesinden bunu fark edemez durumdayız. Bizim tabii çakralarımızı açmak için dikkat edebileceğimiz bazı yardımcı basit hususlar da var. Örneğin biz hangi çakramızın zayıf olduğunu tespit etmişsek, ilerleyen derslerimizde çakra tespiti nasıl yapılır, bununla ilgili ayrıca bir ders de işleyeceğiz. Örneğin ben herhangi bir çakramın kapalı olduğunu keşfetmiş olayım. Ne diyelim? İşte üçüncü gözümün zayıf olduğunu keşfetmiş olayım. Bunun için ne yapabilirim? Örneğin mor renkli yiyecekleri yiyebilirim. Mor renkli kıyafetler giyebilirim. Ya da aynı şekilde beyaz da aslında hem tepe çakrayı hem de üçüncü gözü rahatlatan enerjiler açığa çıkartır. Bu tür bir uygulama yaptığımda üçüncü gözüm açılır. Aynı şekilde her çakra içinde bazı aromalar vardır. Örneğin üçüncü gözden biraz bahsedelim. Ardıç üçüncü gözün açılmasında çok faydalıdır. Yasemin kokusu da hem üçüncü gözün açılmasında hem de kalp çakrasının açılmasında çok faydalıdır. İşte başın arkasında tam çakralar arasında birer huni gibidir. Buradan genişleyerek alna doğru daralır. Başın arkasından da tekrar açılır. Aynı şekilde benim alnımdan içeri doğru giren ışık başımın arkasından çıkar. O yüzden üçüncü göz tıkandığında hem başın arkasına hem de üçüncü gözün üzerine ardıç yağı sürüldüğü zaman bu üçüncü gözü açar. Secde yapmak da üçüncü gözü açar. Başın arkasından amigdaladan frontal loba doğru kozmik ışınların beyne dolmasını sağlar. Fakat namazı bunun için kılmıyoruz, bunun için secde yapmıyoruz. Secde benliğin yokluğunun yaşanmasıdır. Bu sadece bunun
armağanıdır. Kendi çakralarımı okuyamıyorsam başka bir uzmana başvurmam doğru mudur? Kibrimi zayıflatır mı bunu yapmak? Bunu bilemiyorum Atilla Bey. Bir de o uzman gerçek ne kadar uzmandır onu da bilemem. O yüzden Allah'a sığınmak, dua etmek, teknikleri de güvendiğimiz insanlarla uygulamak lazım. Ben şifacılığa ara vermemdeki nedenlerden biri de piyasada çok fazla bu konunun suistimal edilmesiydi ve aydınlanma hedefinin hem benim için hem de bunları takip eden insanlar için kaçtığını fark etmemdi. O yüzden üstadlar şifacılıkla aşırı derecede uğraşılmasını yasaklamışlardı. Yani hayatın merkezine alınmamalı bu tür teknikler. Kendi çakralarınızı okumasanız da çakralarınıza dair çalışmalar yaptığınızda açılır. Yani mesela ne gibi? Her çakranızın şifalanması için her çakranıza 7'şer kez Fatiha okursanız ki Fatiha bir şifadır. O zaman ne olur? Fatiha'nın nurlandırmasıyla, şifalandırmasıyla zaten siz inansanız da inanmasanız da çakralarınızı okusanız da okumasanız da o çakralarınız otomatik olarak zaten açılır. Bir yandan da devam edelim. Örneğin vibrasyon yani bazı el hareketleri de çakraların açılmasını sağlar. İşte saat yönünün tersinde elinizi çevirdiğiniz zaman bir enerji dönüşü oluşturursunuz. Çakralar üzerinde örneğin elinizle döngüler yaparken bir yandan nefesinizi izlerseniz, bir yandan da oraya pozitif bir ışık aktığını hayal ederseniz, böylece basit şifacılığınızı açığa çıkartırsınız. Fakat unutulmaması gereken şifacılıkla ilgili en önemli nokta, önce Allah'ın şafi olduğunu, benimse hiçbir şifaya dahilim olmadığını bilmem, ego yapmamamdır. Ve şifacı şifa verdiği kişiden kendini üstün görmemelidir. Çünkü şifa seansı esnasında hem uygulayan hem uygulanan şifalanır. Çünkü aslında sen ve ben iki ayrı varlık değiliz. Ben seni algılayabiliyorsam sen benim dışarıda, benim projeksiyonum, benim varlığım olduğun için seni algılayabiliyorum. Aslında seni şifalandırmam demek, benim kendimi şifalandırmam demek. Yani bu şifa musluğu açıldığında herkes şifalanır. Ben zaman zaman örneğin kendime dönük enerjimi yüksekliğinden de huzursuz olduğum zamanlarda şifa seansı yaptığımda çok rahatlıyordum. Çünkü fazla pozitif enerji bana sıkıntı veriyordu. Ama enerjiyi aktardığım zaman rahatlıyordum. Şimdi sorular geliyor, oradan devam edelim. Çakra ve beslenme konusunda daha fazla bilgi verir misiniz? Veririz ama bu başka bir konu olsun. Zaten bunlar giriş dersleri arkadaşlar. İlerledikçe konular daha açılacak. O yüzden izlemeye başlayanların ilk videoları tekrar gözden geçirmesi ve hepsini iyi takip etmesini öneririm. Her birbirini birer başlık olarak aldığımızda daha iyi gidecektir. Her çakra ile ilgili o çakranın rengi olan sebze ve meyveleri tüketirseniz basit bir yol öğreteyim. O çakra açılır. Mesela patates eğer şeker hastası değilseniz midenize iyi gelir. Ya da yeşillikler sizin kalbinize, kalp çakranıza iyi gelir. İşte Resulullah Efendimiz yeşillik yemeyi çok severmiş. Gül kokusunu çok severmiş ki kalp çakrasının aromalarından biri, aromaterapisinde kullanılan kokulardan biri güldür. Ve yeşillik kalp çakrasının rengi de yeşil olduğu için kalp çakrasına çok iyi gelir. Turkuaz rengi ile bağlantılı bir çakra var mıdır? Var, evet. Boğaz çakrasının renklerinden biri de turkuazdır. O yüzden turkuaz taşı kullandığınızda bu boğaz çakranızın açılmasında faydalı frekansları celbeder. Mesela akik de ikinci çakranın enerjisini dengelemekte faydalıdır. Her çakranın niteliklerinin evrenin belli katmanlarıyla bağlantısı vardır. Örneğin kök çakranın rengi kırmızı, maddesi topraktır. İkinci çakranın rengi turuncu ve maddesi aynı zamanda sudur. Yani daha su özelliği taşır. Üçüncü çakranın örneğin daha hava özelliği vardır. Yani her çakra aslında içinde beraberinde bütün özellikleri taşır. Her çakranın bağlı olduğu bir belli katmanlar vardır. Hatta ders sonrasında ben size bir fotoğraf paylaşayım. Hangi çakranın hangi düzlemlerle bağlantılı olduğunu gösteren bir tablo. İnsan evrenin bir özeti olduğu için insandaki 7 çakrada evrendeki 7 boyutun aslında bir sembolüdür. Yani evrenin özeti olarak insan bedeni, insan çakraları da evrenin birer özeti noktasındadır.
Önemli olarak bilinmesi gereken şeylerden biri, her çakra aynı zamanda birbiriyle bağlantılıdır. Örneğin kök çakranın bütün 7 diğer çakrayla bağlantısı vardır. Ya da şöyle diyelim, tepe çakrayı nefsi safiye nes makamlarına denklikle okuduğumuzda, çakralar nes makamlarıdır demiyorum, altını çiziyorum. Fakat örneklemek için güzel. Örneğin nefsi safiye, işte nübüvvet, risalet veya velayetin en üst noktasında bulunan bir insan düşünelim. Bu insanın da nefsi emmaresi vardır. Nedir? Yani bedeninin hayvani ihtiyaçları da vardır. Nefsi levhamesi de vardır. Yani bir insan kendini de kınar. Aynı zamanda cinsel istekleri de vardır. İşte üçüncü çakra nefsi mülhimeye denk düşer. Bu nefsi safiye noktasındaki biri de ilhamlar alır. Ve ayrıca onun da bir midesi var. Yani yemek yer. Yani nefsi safiyede bütün nez mertebeleri vardır. Bunun gibi tepe çakrada da bütün diğer çakraların bağlantısı vardır. Zaten biz çakralarından biri koptuğunda yaşayan biri bugün duymadık. Yani omurgadan bir parça koptuğu an insan ölüyor. Zaten 7 ana çakrada omurga üzerinde dizilidir. O yüzden mesela bazen bir hastalık kök çakrayla ya da 5. çakra arasında olabilir. İşte o zaman da çakra dengelemelerini kullanıyoruz. Yani kısa ve uzun çakra dengelemesi dediğimiz bazı teknikler var. Bu sonraki derslerimizin konusu olacak. Çakralar ve nataların bağlı olduğunu okumuştum. Bununla ilgili tavsiye edebileceğiniz müzikler var mıdır? Teşekkürler. Evet, çakralar ve natalar birbiriyle bağlantılıdır. Eğer biz daha enerjik müzikler dinlersek, daha tempolu müzikler dinlersek, ritim hem toprak elementiyle ve bedenle daha bağlantılı olduğu için kök çakralar için iyidir. Örneğin daha çok sevgi dolu müzikler dinlersek bu kalp çakrası için iyidir. Ya da space sound dediğimiz chill out, o atmosfer altyapılı müzikler dinlediğimizde bu da uzay ya da uzay görüntüleri izlediğimizde ya da direkt uzaya baktığımızda bu da üçüncü gözümüz için ilgilidir. Ve her çakrayı da bir notayla sembolize etmişler. Fakat bunların temelde tek bir notayla müzik yapamayacağınız gibi tek bir çakrayla da şifa yakalayamazsınız. O yüzden bunlar tıpkı yaşamın akışı gibi olmalı. Şifa seansında da sadece ya da bir şifa çalışmasında veya dua esnasında sizin sadece bir çakranızda değil, her çakranıza enerji akar. Dinlediğimiz müziklerin özellikle enerji çalışmalarında veya çakra çalışmalarında az duygu içermesine dikkat etmeliyiz. Yani çok duygu içeren müzikler zihnimizi aktive edeceği için bizi zorlar. Ve de şifalandırmayı yorar. Şimdi bağırsaklar hangi çakrayla bağlantılıdır? Bağırsaklar bütün çakralarla bağlantılıdır. Ama esas onu yöneten daha çok ikinci ve üçüncü çakra, ağırlıkla bağırsakları yöneten ikinci ve üçüncü çakradır. Fakat bedendeki bütün organlar 7 ana çakrayla, 21 yan çakrayla ve vücuttaki diğer 3000 çakrayla bağlantılıdır. Mesela bazen dikkatinizi çeken, bilmiyorum, suratınızda bir yer kaşınır. Kaşırsınız, bedeninizde örneğin bacağınızın başka bir tarafının da orayı hissettiğini algılarsınız. Yani algıda holografik bir geçiş olur. Bazen de çakralarımız bizim hayatımızda her şey düzgün giderken ruhsal seviyelerimizin artması için hem bedenimiz hem çakralarımızda hastalık oluşur. Çünkü fizik düzlemde ve enerji düzlemde artık alacağımızı almışızdır ama ruhsal düzlemde yeterince farkındalık yaşamamış olabiliriz. O yüzden evliyaların ve gördüğümüz kadarıyla hem evliyaların hem de peygamberlerin belli bir farkındalık seviyeleri var ve o farkındalık seviyelerinde ne yapıyorlar o farkındalık seviyeleri içerisinde? Bütün varlıkla bir araya geliyorlar ve bütün varlıkla bir araya gelişleri adeta onların yenilenmesini ve değişmesini sağlarken onlardan yayılan enerjinin de bütün insanlığa şifa vermesini ve yayılmasını sağlıyor. Şimdi bugünlük dersimiz bu kadar. Dersimize kısa bir ara vereceğim. Hepinize de katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya tekrar Pazartesi günü bu sefer çakra şifası üzerine tekniklerle buluşmak üzere bir araya geleceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum.